hafta düzenli olarak seni hastaneden almaya geliyoruz. Bırak artık bu cimriliği. Cimrilikten öleceksin yemin ederim. Bu nasıl alçı lan? Alçı değil ki. Doktor ayağını alçıya almamız gerekiyor dedi. Dur ben tahmin edeyim. Sen de masraf olmasın diye böyle bir şey yaptın. Aynen öyle abi. Alçıya alsalardı 15-20 günde iyileşecekti. Bu şekilde 2-3 ayda iyileşecek. Ne yapalım, sabredeceğiz artık. Sigara sulan var mı lan? Sinirden başım ağrıdı. Bende yok vallahi abi. Bundan al abi. Dur lan, daha paketi açmadım. Yalan söyle abi. Paketi alttan açıyor. Sigara sen bir olduğu zaman da daha paketi açmadım diyor. Dur abi vurma. Korkma, bu sefer dövmeyeceğim seni. Ulan 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Tebrik ederim seni. Kalemi olan var mı aranızda? Kalemi ne yapacaksın lan? Adettendir abi. Ayağındaki alçıya ismimi yazıp imza atacağım. Ben 2 dakika marketten kalem alıp geliyorum. Dur bir dakika. Kaleme para verip boş yere masraf yapmayalım bence. Benim bir taktiğim var. Neymiş o taktik? Ben bütün kağıt kalem işlerini yıllardır PTT'den hallediyorum. Ayağını biraz yukarı kaldır. İp yetişmiyor. Ben de yazacağım. Eyvallah abi. Bu arada ben yeni kapıcının Süleyman. Temizlik benden sorulur. Hayırlı olsun. Abi asansör çalışıyor. Niye yürüyerek çıkıyorsunuz? Bak Süleyman, ben asansör kullanmam. Kendi katımı ben yıkar, ben temizler, çöpümü de ben kendim atarım. Niye abi? Niye olacak? Aidat vermemek için tabii ki. Ben bir banyo yapayım, su gibi oldum. Ben de çamaşırları sereceğim. Senin şofben elektriği çarpıyor. Biliyorum abi. Madem biliyorum bir tamirci çağırsana oğlum. Ne tamircisi abi, parayı çöpten mi buluyorum ben? Yıllardır böyle banyo yapıyorum. Dur ben ayarlayayım suyu. Tamamdır abi. Banyo yapabilirsin. Ne olacak? Yine hastaneye gidiyorsun.